Merhaba, iyi akşamlar. Mersin'de neler yaşandı, yakın çevresinde neler var? Son saatlerde gündemde yaşanan önemli gelişmeler var, onlara değineceğiz efendim. Önce bizimle başlayalım, yani Mersin'le ve gazetecilerle başlayalım. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mersin'de törenlerle ve birçok etkinliklerle kutlandı efendim. Tabii Mersin'de ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği törenle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı. Cemiyet Başkanı Rüstem Kayatepe ve Yönetim Kurulu üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve protokol katılımıyla birlikte günün anlamına yönelik konuşmalar yapıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gürtak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru, Mersin Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Emin Levent Türkili, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ile gazeteciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlamına yönelik bir konuşma yapan Rüstem Kayatepe, 10 Ocak'ın tarih sürecine bakınca gazetecilerin haklarının yasal güvenceye alındığı gün olduğunu görüyoruz. Gazeteciler tarihin her döneminde en zor şartlarda görevini yaptılar dedi. Gazetecilik mesleğini icra edenler için ve onları onurlandırmak için kutlanan bir tarih. 1961 yılında 212 sayılı yasanın kabul edilmesi ve sonrasında gazetecilere bu hakların verilmesi 10 Ocak olarak çalışan gazeteci olarak kutlanıyor. Tarihte 9 patron olayı olarak da bilinir. O dönem 212 sayılı yasa kabul olduktan sonra güçlü medya sahibi, gazete sahibi 9 tane patron bu yasaya karşı çıktılar. Ve dediler ki biz bu yasayı uygun bulmuyoruz ve gazetelerimizi 3 gün boyunca çıkartmayacağız. Ve bunun sonrasında o gazetelerin çalışanları kendileri gazete çıkardılar. Ve bundan sonra da bugün 10 Ocak'ta gazetelere bastılar, 11 Ocak'ta yayınladılar. Ve o tarihten bu tarihe önce bayram olarak kutlandı ama daha sonra bazı sebeplerden dolayı bu akamete uğradı ve birlik, beraberlik, dayanışma günü olarak biz bunu idrak ediyoruz. Tabii bunu kutlamak isteyen var, kutlamak istemeyen var. Bunun bir kutlama günü olmadığını söyleyen de var. Ama özel günlerimiz, bizi var eden değerlerimiz. Eğer biz bu günlerimizi kutlamazsak, bu günlerimize sahip çıkmazsak, daha sonraki nesillerimize aktarmazsak iyice unutulmuş olur, önemini kaybeder. Eski tarihlerde kazandığımız haklarımızı şu an kaybettiysek onları tekrar kazanmaya çalışacağız. Bunlar için mücadele vereceğiz. Gazetecilik mesleğinin demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gürtak, eğer bir ülkede adaletten, hürriyetten ve şeffaflıktan bahsediyorsak orada mutlaka basın olacak. Bizim sizlere teşekkür etmemiz gerekiyor diye konuştu. Yaptıklarımızı insanlara ulaştırmak konusunda da en büyük yardımcımız ve hatta gönüllü yardımcılarımız sizlersiniz. O yüzden sizlere bir daha bugün de teşekkür ediyorum. Eğer böyle bir ağ olmasa, böyle bir düzen olmasa herhalde siyasetçilerin işi de çok zor olurdu. Zor günler geçiriyor olabilirsiniz ama gerçekten onurlu ve şerefli bir meslek yaptığınızda bilmenizi isterim. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'sa konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Özellikle yerel basın her geçen gün çok daha kötü günler yaşamakta. İsteriz ki ülkemizde demokrasi tam anlamıyla gerçekleşsin. Herkesin söylediği gibi yasama, yürütme, yargının dışında dördüncü güç olarak basın hak ettiği yeri alsın. Bu günler sadece gün olarak kutlanmanın ötesinde bayram coşkusuyla kutlanmış olsun diyorum. Değerli basın emekçileri, sizlerle burada bugün burada olmaktan onur duyuyorum. Çok özverili bir görev yapıyorsunuz. Demokrasinin olmazsa olmazısınız. Siz olmazsanız demokrasiden bahsedemeyiz. Halkın bilinçlenmesinde ve toplumun aydınlanmasında büyük bir görev üstleniyorsunuz. Ben de tüm basın emekçilerin bugün 10 Ocak
günlüğünü kutluyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Meydanı'ndaki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü töreninin ardından basın mensupları Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın gün anısına düzenlediği kahvaltı buluşmasına katıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Öğretmen Evi'nde Mersin Gazeteciler Cemiyeti mensuplarını ağırladı ve orada da iyi dileklerini iletti Mersinli ve Türkiye'deki gazetecilere yönelik. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin'deki gazetecilerle bir araya geldi. Supi Öner Öğretmen Evi'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Mersin basın emekçileri katıldı. Basın mesleği kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Malumunuz bugün 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü. Bugün bir araya gelmemize vesile oldu. Çalışan Gazeteciler Günü. Aslında malumunuz değişik vesilelerle sizlerle gerek etkinliklerde, gerek toplantılarda, gerek faaliyetlerde bir araya geliyoruz. Bugün sizlerle bir araya gelip hem gününüzü kutlamak istedik. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nüzü içlerine yedeklerinde tutuyorum. Bugün sizlere bu cümlesinde sizlere, ailelerinize sağlık, huzur, esenlikler ve işlerinizde artan başarılar temenni ediyorum. Mersin'imizde de gerek yazılı medya veya basın, gerek görsel basın, televizyonlar, radyolar ve gazeteler aracılığıyla, hatta internet aracılığıyla Mersin'li hemşerilerimize hizmet ediyorsunuz ve hepinize ayrı ayrı vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Tekrar gününüzü kutluyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda artan başarılar, üstün başarılar temenni ediyorum. Sayın Valim, kamumuzun, kamu gruplarımızın değerli yöneticileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle biz gazetecileri böyle bir ortamda buluşturduğunuz için biz çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Tabii kent gazetecileri kamu adına görev yapıyor. Kent gazetecileri bir anlamda yeri geliyor, kamu kuruluşlarıyla yan yana hizmet ederken bazen karşı karşıya kalan durumlar da olabiliyor. Ama kent gazetecileri doğrunun peşindeler, bilgiye, belgeye dayanan doğru bildiklerini söylemek durumundalar. Bu gerek kamu kuruluşları olsun, gerek özel kuruluşlar olsun. Milletimiz için, vatanımız için doğrusu neyse bir anlamda bir denetim mekanizması şekliyle görevlerini yapıyorlar. Ama siz Sayın Valim 2023'ün ilk ziyaretinde Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ne yaptınız. Bugün de 10 Ocak günü kent gazetecilerini böylesi güzel bir organizasyonda buluşturdunuz. Kent gazetecilerinize bakış açınız, birlik beraberlik içinde olan duruşumuz ve beraber hizmet etme aşkımızı biz size fazlasıyla gördük. Bu anlamda ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Kent gazeteciler adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bu programı düzenlediğiniz için hem size hem de diğer kamu kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben de sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Cemiyet ziyaretimizde de evet güzel bir sohbet olmuştu. İnşallah devamını getiririz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü törenine katılan katılımcılar güne yönelik olarak hissiyatlarını şöyle dile getirdi. Uzun yıllar Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan Ahmet Ünal'la birlikteyiz. Ahmet abi diyeceğim, hoş geldiniz törenimize. Sizin bugüne yönelik hissiyatınızı alalım.
Ya tabii sizinle yıllardır her sabah burada, her 10 Ocak'ta bir arada oluyoruz ekipçe. Tabii bugün çok önemli bir gün. Demokrasilerin vazgeçilmezi basın özgürlüğü. Bugün Çalışan Gazeteciler Günü. Yani yıllar önce verilen mücadeleler için bugün meydanlardayız. Ama o mevzilerin birçoğunu kaybettik aslında daha sonraki yıllar içinde. Bugün bu meydanlarda bulunma nedenimiz çalışan gazetecilerimize, basın özgürlüğümüze tekrar sahip çıkmak, geçmişin o güzel günlerini yad etmek ve o hayalle geleceğe dönük mücadelelerimizi planlamak için buradayız. Sizleri de kutluyorum, tebrik ediyorum. Her 10 Ocak'ta birlikteyiz, bugünkü olduğu gibi. Teşekkür ediyoruz. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ama yani bu çıktığı zaman, bu kanunu çıktığı zaman gerçekten anlamı vardı. Son yıllarda artık çünkü çalışan gazeteci mi kaldı diyebiliriz. Yani şimdi biraz önce yaptım, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin açıkladığında 1100 civarında gazetecinin işsiz olduğunu. Yani ve son yıllarda bu gazeteciler artık çalışan gazeteciler bayramı daha önce kutluyorduk ama şimdi gün olarak bu sadece bir anma gün olarak kutluyoruz. Ümit ederim o çalışmayan arkadaşlar da çalışır. Gerçi gazetecinin çalışmayanı olmaması lazım. Yani derler ya gazetecinin emeklisi yok, çalışan da olmaması lazım. Gazeteci her zaman yani bir olayı peşindedir, görür, takip eder. Yani emekli de olsa, evinde otursa bile o habercilik ruhu ölmez. Onun için bugün yani umut ederim gazeteciler, çalışan gazeteciler gerçek anlamını bulur ve bütün arkadaşlarımızı bugününü özellikle kutluyorum. Temennim iyi bir yıl geçirerek çalışan arkadaşlarımız, çalışmayan arkadaşlarımızın 2023'te de iyi bir gün geçirmelerini diliyorum. Teşekkür ederiz. Değerli seyirciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndayız ve burada tören gerçekleştirilecek. Tören öncesinde gazetecilerimize, gazeteci büyüklerimize mikrofon uzatıyoruz. Sayın Nevzat Gilik bizimle birlikte. Efendim, törenimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu özel güne yönelik sizin hissiyatınızı alalım. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. İnşallah bundan sonra gazeteciler rahat rahat yazabilen, çizebilen, düşünebilen, konuşabilen bir düşünce tarzında olmasını düşünüyorum. Basınımızın hür ve yazıcılarını daha da yazabilmesi için cemiyet olarak biz de yanlarındayız. Olmasını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Basın tabii ki bizim mutfağımızın ayrılmaz bir parçası. Maddi gerçeğin ortaya çıkması, halkın bilinçlendirmesi anlamında bizim en büyük yardımcımız, halkın da en büyük sesidir. Maalesef 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü şu anda kutlamak çok daha mümkün değil. Çünkü gazetecilik çok zor şartlar altında yapılıyor. Mali şartları ayrı, siyasal baskıları ayrı, çok ciddi baskılardan geçiriliyor. Mutlaka siyasetin buna bir el atması lazım, bir düzen getirmesi gerekiyor. Mutlaka maddi yardımların yapılması gerekiyor. Çünkü basın olmadığı zaman halkımız kör, sağır, dilsiz olacak. Bütün vatandaşlarımızın sorunlarını, ülkenin sorunlarını en iyi dile getiren kesim basındır. Dördüncü kuvvettir bizim gözümüzde. O nedenle basının gücünün kırılmaması, sesinin kesilmemesi anlamında Gazeteciler Günü çok önemli. Dediğim gibi devletin mutlaka bu konuda daha olumlu adımlar atması gerekiyor. Bu vesileyle de kutlama değil ama bir nevi bugünü hatırlama anlamında tüm gazeteci, emekçi dostları saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Özellikle gazetecilik alanında faaliyet gösterirken hayatını kaybeden çok değerli basın şehitlerimiz var. Onları da bir kez daha buradan anıyorum. Metin Göktepe, Uğur Mumcu, Taner Kışlalı olmak üzere hepsine de rahmet diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Çok büyük bir özveriyle çalışarak bir emek sarf ediyorsunuz. Bu zorlu görev ve süreç içerisinde biz de bir Mali Müşavirler Odası olarak tüm basın emekçilerinin yanındayız. Tekrar hepinizin gününü kutluyorum. Güzel günler diliyorum hepinize. Teşekkür ediyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da Tarsus'taki gazetecilerle bir araya geldi ve orada yapmış olduğu konuşmasında hem gazetecilere kolaylıklar dilemekle birlikte aylardır gündemde olan Tarsus'la ilgili bir konuya net bir ifadeyle yaklaştı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, seçimlerden önce Tarsus il olacak dedi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tarsus Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Tarsus'ta görev yapan gazeteciler için etkinlik düzenledi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan söz konusu etkinlikte yerel yönetimlerle basın ilişkileri, 2023 yılında yapılacak olan projeler ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Başkan Bozdoğan Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak doğru, tarafsız, hak ve hakikatten, özellikle adaletten kalemini ayırmayan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun dedi. Buluşmada gazetecilerin soruları üzerine Tarsus'un il olması konusuna yönelik konuşan Bozdoğan şunları söyledi. İlle de Tarsus projesiyle şunu anlatmıştım. Ankara değil Tarsus halkı buranın il olmasını sağlayacak. Çünkü geçmiş yıllarda basında da özellikle okuyorum. Tarsus'un il olmak konusu şu ana kadar komisyona bir kere gönderildi. Bu kent il olacak. Seçim olmadan önce Tarsus il olacak. Bu kentin il olmasını biz birlikte başaracağız. Tek başına Haluk Bozdoğan başarmayacak. Ben bu kentin gençlerine ve kadınlarına çok güveniyorum. Biz bize yeteriz, başka kimseye yer yok. Değerli seyirciler, Mersin Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni rektör atadı. Uzunca bir süre Mersin Üniversitesi rektörlüğünü yürüten Profesör Doktor Ahmet Çamsarı bu dönemde rektörlük için müracaat etmemişti. Kendisinin yardımcılığını yapan Profesör Doktor Erol Bey Mersin Üniversitesi'ne yeni rektör oldu. Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Erol Yaşar atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Mersin Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı rektörlük için başvuru yapmamıştı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Erol Yaşar atandı. Son saatlerde yaşanan önemli gelişmelere de kısaca değinelim değerli seyirciler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve Fincancı'nın tahliyesine karar verdi mahkeme heyeti efendim. Yine son saatlerde yaşanan diğer bir gelişme de afla ilgili efendim. Bir süredir kamuoyunda af olacak mı olmayacak mı, seçimler öncesinde af gelebilir mi konusu gündemdeyken Bekir Bozdağ'dan, Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi. Adalet Bakanı şu anda böyle bir çalışma, af çalışması gündemimizde yok dedi. Ama toplumda da seçimler öncesinde bir af olması beklentisi ağır basıyor efendim. Değerli seyirciler, Mersin'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltılar yapıldı. Mersin'de FETÖ-PDY silahlı terör örgütü güncel yapılanmasında olduğu öne sürülen ve gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü operasyonla gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Komşube Müdürlüğü ekipleri FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin planlı ve uzun süreli çalışması sonucu örgüt mensubu olduğu öne sürülen 15 şüpheli tespit edildi. Adresleri belirlenen kişilere eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Baskınlarda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Son aylarda Konya'da kaçak silahlara yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyor ve yine son aylarda Konya'da çok fazla sayıda
kaçak silah ele geçiriliyor. Yine Konya'da yapılan bir operasyonda bir otomobilde ve bir depoda yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Konya'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ve bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak silah ele geçirildi. 2 adet, 9 milimetrelik fişek. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyşehir'den Konya'ya seyir halinde olan bir otomobilden şüphelendi. Otomobil il merkezinde girişte durduruldu. Otomobilde yapılan aramada ekipler arka koltuk arkasına poşetler içerisinde gizlenmiş halde 15 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör, bir ruhsatsız av tüfeği ve 17 tabanca fişeği ele geçirdi. Poşetlerimiz, silahlar. Soruşturmayı genişleten Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otomobil içerisinde yakalanan silahların depolandığı iş yerine de baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, 5 kısa namlulu pompalı tüfek, 5 otomatik av tüfeği, 4 kırma av tüfeği, 1 çifte av tüfeği, 17 tabanca fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 ucu açılmış tabanca namlusu, 265 tabanca şarjörü, 8 av tüfeği şarjörü ve 183 av tüfeği parçası ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Sen seni şöyle. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmaları devam ediyor. Belediye ekipleri ikinci çevre yolunu uzatma çalışmasını başlattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ikinci çevre yolunun uzatılması projesi kapsamında Vatan Caddesi kesişiminde kavşak düzenleme çalışması başlattı. Aralıksız devam eden çalışmanın neticelenmesiyle batı istikametinde devam etmek isteyen sürücüler 980 metrelik yeni yol güzergahını kullanabilecek. Şantiye şefi inşaat mühendisi Selçuk Alakar çalışmayla ilgili bilgi verdi. İkinci çevre yolu Vatan Caddesi kesişiminde kavşak düzenleme çalışması başlattık. Bu çalışmanın amacı Eskiköy Caddesi üzerine düşen trafik yükünü azaltmak. Vatan Caddesi'nin batı istikametine doğru 980 metre uzunluğunda yeni açılan bu yol güzergahı İsmet İnönü Bulvarı'nın devam projesi kapsamında Mezitli üzerindeki trafik yükünü hafifletmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. En hızlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayıp yolu vatandaşlarımızın trafiğine açacağız. Spor haberleriyle devam ediyoruz. Yarın yine saat 17'de birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. İçel TV, Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in haber kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz. İçer gündemi spor gelişmeleriyle devam ediyor. İlk olarak basketbolla başlayacağız. Evet, Fenerbahçe Beko Erkekler Euroleague'de nihayet
5 maç sonunda kazandı. Sezona inanılmaz bir giriş yapmış. Hem ligde hem de Avrupa'da üst üste maçlar kazanmıştı Fenerbahçe-Beko. Ama ne olduysa işte o Will Bacon'ın sakatlanmasıyla başlamıştı. Tabii diğer oyuncular da Deschamps'ın sakatlığı vesaire gibi Gudur için yokluğu derken üst üste alınan mağlubiyetler sonrasında bu lige de yansımıştı. Euroleague kapsamında ise son 5 maçını kaybeden Fenerbahçe dün Yunanistan'da bir ekol olan Panathinaikos'la karşı karşıya geldi. Karşılaşma 78-78 sona erdi. Uzatmaya gitti. Neyse ki Fenerbahçe nihayet uzatmada da olsa kazanmayı bildi. Erkekler Euroleague'de Fenerbahçe 5 maçlık mağlubiyet serisi sonrası Yunanistan'da kazandı. Normal sezona çok iyi bir giriş yaptıktan sonra aldığı üst üste 5 mağlubiyet sonrası Yunanistan'a giden ve Panathinaikos'la karşılaşan Fenerbahçe 78-78 biten ve uzatmaya giden maçta rakibini 94-88 mağlup etti. Bu galibiyetle 11. galibiyetini alan Fenerbahçe 4. sıraya yükseldi. Fenerbahçe'de Nigel Hayes 24 sayıyla oynarken Guduric 14 sayı ve Kalathis 12 sayıyla oynadı. Panathinaikos'ta ise Dwayne Bajon 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe 12 Ocak Perşembe günü İstanbul'da Bayern Münih'i konuk edecek. Tabii Euroleague'de çift maç haftası, yani dün oynandı, bugün oynanıyor. Perşembe ve Cuma günü tekrar maçlar oynanacak. Fenerbahçe bu kez evinde Bayern Münih'i, Alman futbol takımını konuk edecek. Bu galibiyet gerçekten çok önemliydi. Koç Itiudis çok tartışılmaya başlanmıştı oyuncu tercihlerinde özellikle. Ama neyse ki Panathinaikos karşısında uzatmada da olsa kazanılan bu maç sonrası bir özgüven getirmiştir herhalde takıma. Bakalım yarın Bayern Münih maçında taraftarın da o coşkusuyla yine bir galibiyet gelirse Fenerbahçe o sezon başındaki ritmini yine yakalayacaktır. Şimdi futbola dönüyoruz ve Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşti. Başakşehir Futbol Kulübü öyle bir transfer gerçekleştirdi ki Türkiye'ye ilk kez bir Çinli oyuncu transfer edildi. Türkiye'de ilk Çinli futbolcu transferi gerçekleşti. Süper Lig ekibi Başakşehir, Guangzhou forması giyen Çinli stoper Shaoshun Hu'yu renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu Süper Lig'e transfer olan ilk Çinli futbolcu oldu. Başakşehir'den yapılan açıklamada kulübümüz son olarak Çin Süper Lig ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çinli milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaoshun Hu'yu 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaoshun Hu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı. Başakşehir Futbol Kulübü de zaten Dünya Kupası sonrası ligdeki tüm maçlarını kazanmıştı. Shaoshun Hu gerçekten çok ilginç bir ismi var. Tabii spikerler açısından da zorluk yaşatabilecek bir oyuncu. Yabancı isimler genelde kendi ülkelerinde okunduğu gibi anlatılmaya çalışılıyor ama biz Hollandalı Dirk Kuyt'ın yıllarca İngiltere'de Liverpool formasıyla Dirk Kuyt olarak tanımladığımız o futbolcu Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye geldiğinde Dirk Kuyt olarak olduğu söylendiği iddia edilmişti ve bir noktada da Kuyt olarak anlatılmıştı. Shaoshun Hu, okunuşunun bu şekilde olduğunu öğrendik. Bakalım başka bir telaffuzu varsa da ilerleyen günlerde bunu da öğrenmiş oluruz. Şimdi tekrar basketbola dönüyoruz. Bu kez Kadınlar Euroleague'e dönüyoruz. Kadınlar Euroleague'de de Avrupa'nın en büyük kupası Euroleague'de temsilcimiz Çukurova Basketbol. Yarın akşam gruptaki o normal sezondaki en kritik maçlarından birine çıkıyor. Rakip son Avrupa şampiyonu Macaristan temsilcisi Sopron. Chelsea Gray'den yine dirinden gol. Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupası Euroleague'de mücadele eden ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösterilen Çukurova Basketbol 12 Ocak Perşembe günü Macaristan'da son Avrupa şampiyonu Sopron karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Chelsea Gray'den bir üçlük daha, Chelsea Gray! Yani bu kadın dünya şampiyonası, final serisinin MVP'si, boşuna MVP olmamış. Grupta oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Çukurova Basketbol, lider Sopron'un bir galibiyet gerisinde yer alıyor.
Grubun ilk yarısında Mersin'de oynanan maçta Çukurova rakibi Sopron'a 75-50 mağlup olmuştu. Çukurova'da koç Ekrem Memnun'un istifa etmesi sonrası yardımcı antrenör Aydın Uğuz görev yapıyor. Sopron Çukurova basketbol karşılaşması 12 Ocak Perşembe günü saat 20'de Macaristan'da oynanacak. Evet, temsilcimiz Çukurova basketbolda Elizabeth Williams da kadroya dahil edildi. Tabii Van der Sloot transferi konuşuluyor. Quigley transferi konuşuluyor, koç transferleri konuşuluyor. Bir İspanyol ya da bir Fransız koçun geleceği iddiaları var. Takımda Ekrem Memnun'un ayrılması sonrasında hani işler tersine döner mi denilmişti ama neyse ki o korku gerçekleşmedi. Fenerbahçe'yi de ligde mağlup etmeyi başarmıştı temsilcimiz. Hafta sonunda bir mesaj da vermişti açıkçası ki Fenerbahçe tam kadro yeni transferleriyle birlikte o maça çıkmıştı. Tabii yarın rakip Sopron çok zorlu bir karşılaşma olacak. Sopron 6 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Biz ise 5 galibiyet 3 mağlubiyet. Yani aramızda bir maç var fakat biz ilk maçı Sopron'a Mersin'de 25 sayı farkla mağlup olmuştuk. Yani 75-50 mağlup olmuştuk. İşte burada puan eşitliğinde yani galibiyet ve mağlubiyetler eşit olduğunda aralarında oynadıkları maçlara bakılıyor. Bu da ikili averajı ortaya koyuyor. İşte biz Avenida ile aynı galibiyet ve mağlubiyete sahibiz ama onlar bizi orada 17 sayıyla yenmişti. Biz onları 17 sayının daha altında yenmiştik geçtiğimiz hafta ve puan eşitliğinde Avenida bizim üstümüzde şu anda yer alıyor. Onlar 3, biz 4. sıradayız. Bu neden önemli? Yani sıralama. Tabii normal sezonda ilk 4'te yer almanız yetiyor ama işte o Final Four ve final serilerinde 1. ile 4., 2. ile 3. oynuyor ve 1 ve 3 ev sahibi avantajına sahip. Yani serilerde 3 galibiyet alan takımlar Final Four'a yükseliyorlar. Tabii burada ikişer maç olarak düşünürsek olası bir 2-2'lik skorda 3. maçı da evinizde oynuyorsunuz. Bu yüzden 1. ve 3. olabilmek, hatta 2. olabilmek oldukça önemli. İşte yarınki maç bu açıdan çok önemli. Biz o ilk maçta yenildiğimiz Çukurova basketboldan çok uzağız. Yani daha iyiyiz. Evet, eksikler var. Brian January şu anda kadroda yok. Janko Jones yok. Fak Benle yok. Sadece işte Elizabeth Williams kadroya katıldı. Ama Fenerbahçe maçlarına ve geçen haftaki Avenida maçında gördük ki Çukurova basketbolda bazı oyuncular yok ama Tiffany Hayes var ya da Quandro Hollingsworth var. İşte Chelsea Gray diye dünyanın en önemli isimlerinden bir tanesi var. Dwana Banner var, var oğlu var diyebiliriz açıkçası ve ben iddia ediyorum yarın Çukurova basketbol Sopron'u Macaristan'da yenecektir. Tabi 25 sayılık o farkı kapatabilir mi bilmiyorum ama önemli olan yarın o maçtan galip ayrılmak. Şimdi Messi diyeceğiz. Evet, Dünya Kupası sonrasında gözler bir noktada Ronaldo'ya çevrilmişti ve 250 milyon euro bedelle, daha doğrusu yıllık kazancı olan 250 milyon euro bedelle Al Nassr'a, Suudi Arabistan takımına transfer olmuştu. Yine Suudi Arabistan'ın diğer zengin kulübü Al Hilal'de bu kez Messi'ye bir transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. İddialara göre, bunlar resmi açıklamalar değil ama kamuoyunda konuşulanlara göre Paris Saint Germain'le sözleşme uzatmayacağını açıklayan Messi'ye Al Hilal yıllık 350 milyon euro bir ücret ödemeye hazırlanıyor. Al Nassr'ın Ronaldo'yu kadrosuna katmasının ardından bir başka Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Al Hilal, Arjantin'le Dünya Kupası'nı kazanan Paris Saint Germain'in yıldızı Lionel Messi'ye yıllık 350 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız bu teklifi kabul etmesi durumunda senelik 250 milyon euro kazanan Ronaldo'yu geçerek futbol dünyasının en yüksek maaşını alan futbolcusu olacak. Gelen bilgilere göre Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için Al Hilal harekete geçti. Suudi Arabistan ekibinin dünya çaplı futbolcuya yıllık 350 milyon euro teklif etmesi bekleniyor.
Gerçekten çılgın bir rakam. Gerçekleşirse haberde de yer verdiğimiz gibi dünyanın en pahalı yıllık kazancı en yüksek olan futbolcu unvanında eline geçirecek 350 milyon avro. Şimdi Tarsus'la devam edeceğiz. Maalesef güzel haberlerimiz yok. Üst üste iki Tarsus haberiyle devam edeceğiz daha doğrusu. İlkinde şu anki kulüp başkanı Cem Kavalcı bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve bu basın toplantısında Tarsus İdman Yurdu kapanıyor dedi. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden 100 yıllık Çınar Tarsus İdman Yurdu kapanıyor mu? İşte Şahin Kırbıyık Başkan'a da açık çağrımız, Haluk Bozdoğan Başkanımıza da açık abi, çağrımız. Kapı açık. Kapımız açık. Gelsinler yardım kapı etsinler, açık. Başımız üstünde gezdirir. Ama İdman Yurdu kapanmaya gidiyor. Başkan Murat Gül'ün istifası sonrası Başkan Yardımcısı Cem Kavalcı, yeni başkan seçilmiş ve göreve gelir gelmez hafta sonu başlayacak olan ikinci yarılar öncesi takımı toparlamaya başlamıştı. Başkan Cem Kavalcı basın mensuplarıyla bir araya gelerek son durum hakkında bilgiler verdi. Ali abi benim sevdiğim bir abim. Siyaset olarak çok farklı görüşlere sahibiz ama o dedi Cem sen de bu işin içinde ol. Sen bu işi biliyorsun, içinde ol. Ben talep etmedim, yok dedim, olmaz abi. Eyüp Han Eyüboğlu'nun tavrından sonra ben dedim ki abi ben bu listede olurum. Cihan Gezer de işte geldi orada belediye destekti. Hatta seçimden sonra Yemliya Şahin adaylığından kazandığımızda belediye başkanı bizzat Ali abiye teşekkür etmiş. Yani işte beni kurtardınız gibisinden, seçimi aldınız gibisinden. Kendileri işte bütün şeyler geldi. Belediye çalışanlarının hepsi oraya geldi. O için. O için. Biz şimdi ben 300 tane delege varken şu an 800 tane delege var bizim dönemimizde. Yani kimseyi tanımıyor. Belediye destekli olacağını söylediler yani. Bize belediye destekli ama ben Haluk Bozdağ'dan duymadım bak bunu. Cihan Kezer'den duydum. Şahıs olarak. Ben Haluk Bozdağ'dan ben hiç duymadım. Şimdi belediye olarak biz şimdi yukarıda Allah var. Ben hiç destek olacağız belediye olarak demediler. Biz Murat Gül başkanlığında yola çıktık. Murat Gül istifa edince, baskılara dayanamayınca biz göreve devam ettik. Ki kongre kararı alırsak İtma Yurdu'na ihanet ederiz diye düşündüm. Haluk Bozdoğan'a da açık çağırmış. Madem yardım etmeyeceksiniz, gelin kendi döneminizde yaptığınız borçları temizleyin. Biz bu kulübü devam ettirelim. Gergin bir atmosferde gerçekleşen basın toplantısında Başkan Kavalcı, Tarsus İdman Yurdumuz kapanıyor dedi. İşte Şahin Kırbıyık Başkan'a da açık çağırmış. Haluk Bozdoğan Başkanımıza da açık çağırmış. Kapımız açık. Gelsinler yardım etsinler. Başımız üstünde gezdirir. Ama İdman Yurdu kapanmaya gidiyor. Son cümleyi duydunuz değil mi? Bunu ben söylemiyorum. Kulüp başkanı söylüyor. Tarsus İdman Yurdu kapanmaya doğru gidiyor. Eğer yarın akşam saatlerine kadar transfer tahtası açılmazsa Cem Kavalcı kulüp başkanı olarak kulübün bir nevi anahtarını Kaymakam Bey'e devredecek ve kulübe kayyum atanacak. Buradan Tarsuslu basın mensuplarına da birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Yani İzledik. Bugünkü basın toplantısını canlı olarak izledik. Ya kulüp kapanıyor. Yani bunun ötesi yok artık. 100 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. Ki Tarsus İdman Yurdu bu yıl 100. yılını kutluyor. Mersin İdman Yurdu'nun geldiği durumu hepimiz biliyoruz. Nerelerden gelindiğini biliyoruz. Nasıl geldiğini biliyoruz. Nelerin yaşandığını biliyoruz. Tarsus İdman Yurdu'nda kurtulma durumu söz konusuyken basın mensupları o ona bunu demiş, bu buna şunu demiş, yok biz sahte değiliz, yok biz gerçeğiz, yok ben senin ne olduğunu da biliyorum gibi, özür diliyorum ama saçma sapan, konuşulmaması gereken ne varsa konuşulmuş ama Tarsus İdman Yurdu nasıl kurtulur kimse konuşmamış. Böyle basın toplantısı da olmaz zaten. Yani gerçekten çok ilginç. Hani acınası demek istemiyorum ama öyle bir basın toplantısı gerçekleştirilmiş. Tarsuslu basın mensuplarının da bir noktada o çuvaldızı kendilerine batırmaları gerekiyor. Şimdi Haluk Bozdoğan diyeceğiz. Tabii kulüp başkanı Cem Kavalcı, Haluk Bozdoğan bana demedi ama birileri vasıtasıyla bu desteğin olacağı konuşuluyor denildi. Peki Haluk Bozdoğan ne demişti?
Geçtiğimiz günlerde 2023'ün meclis toplantıları başladı demiştik. Tarsus'ta da Tarsus Belediyesi meclis toplantısında Haluk Bozdoğan'la bir dönem basın sözcüsü olarak görev yapan Hakan Canan Can arasında bir diyalog geçmişti. Sonrasında Ali Dinsever mikrofon eline almıştı ve ortak bir açıklama olarak Tarsus İdman Yurdu'na destek kararı çıkmıştı. Bakalım şimdi neler olacak, ama önce bir haber izleyelim, sonra devam edelim. Tarsus Belediyesi Ocak 2023 Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde Tarsus İdman Yurdu konuşuldu. Tarsus İdman Yurdu'nun şu anki durumu oldukça kötü vaziyette. Sayın Kaymakamımızın ve belediye meclis üyelerinin de hep birlikte olmak kaydıyla bir komisyon kurup Tarsus İdman Yurdu'na acilen destek olmak gerekir diye düşünüyorum. Belediye tesislerindeki toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısında kulübün eski basın sözcüsü Hakan Canan Can, Tarsus İdman Yurdu'na destek talebinde bulununca belediye başkanı Haluk Bozdağ'ın Can'a cevap verdi. Çoğu gitti. Lakin şu an amatör takımdan alınan futbolcularla antrenman yapıyor çocuklar. Büyük ihtimalle bu şekilde de gidersek Tarsus İdman Yurdu'muzu ne yazık ki üçüncülüğe düşecek. Meclis üyesi arkadaşım Ali Dinsever'in de konuyu gündeme getirmesinden dolayı grup başkanlarıyla acilen bir toplantı yapmanızı rica ediyorum. Hakan Bey, teşekkür ediyorum. Daha önceki dönemlerde bu takımın basın sözcüsüydünüz. Basın evet. sözcüsü olarak da görev aldınız. Evet. Hiçbir belediye başkanının görmediği bir şekilde bu takıma destek oldum. Evet. Bu desteği olurken de o kadar ölmüş anneme bile küfür ettiklerinde şu mikrofondan keşke konuşsaydınız. Bazı şeyleri anlatsaydınız. Evet. Doğru olanları söyleseydiniz. Şu an zaten bununla ilgili... Bir dakika Ali Bey, bununla ilgili komisyon oluşturuldu. Bozdağ'ın konuşması sonrasında ise Başkan Yardımcısı Ali Dinseven, Hakan Can'a cevap verdi. Dinseven gereken yapılacak dedi. Şimdi İdman Yurdu meselesi yine açıldı. Ben geçen meclis toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptım. Şöyle bir faaliyet içerisine gittik. Şunu net, yani ben İdman Yurdu yöneticileriyle yaptığım toplantıda da söyledim. Kamu kaynaklarını bir spor kulübüne fütursuzca harcamak, aktarmak, oraya göndermek toplumcu belediyeciliğin yapabileceği bir iş değil. Yasalara ve usule aykırı olarak oraya aktarmamızı hiç kimse bizden beklemesin. Meclis toplantısında da dedim, eğer gerçekten biz bu kentin takımına sahip çıkmak istiyorsak, Tarsus İdman Yurdu bu bölgede, bu kentte spora devam etsin istiyorsak, durumunu masaya koyup sürdürülebilir net çözümler bulmamız lazım. Buradaki meclis grubu temsilcisi olan arkadaşlarımla da beraber, onların da dahil olacağı, bizim de dahil olacağımız, belediye idaresini temsilen dahil olacağımız bir komisyonla beraber mülki amirliği ziyaret edelim. Bu kentin mülki amiri olan Kaymakam Bey'le de bir istişare edip buranın dinamikleri olan ticaret borsası, ticaret odası, iş adamları, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları tamamını bir araya getirip bir sürdürülebilir çözüm formülü bulmamız lazım. Şimdi önce Kulüp Başkanı Cem Kavalcı'nın basın açıklamasını ekranlara getirdik ve kulüp kapanıyor dediler. Sonrasında ise Tarsus Belediyesi meclis toplantısını ekranlara getirdik. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da gereken yapılacak dedi. Ama Haluk Bozdoğan'ın bu sözleri, yani bu meclis toplantısı bugünkü basın toplantısından birkaç gün önceydi. Şimdi keşke davet edilseydik. Keşke biz de o basın toplantısında olsaydık da sorsaydık. Çünkü kimsenin sormaya, daha doğrusu kimsenin aklına gelmemiş bu soruyu sormak. Soru şu, çok basit aslında. Kulüp başkanına şu soruyu sormak isterdim açıkçası. Kendisi izliyorsa, ki zaten kendisiyle de konuşacağız. Bakalım ne cevap verilecek. Yani belediye başkanı bir destek konuşması yapmışken, hem de meclisteki tüm siyasi partilerin başkanlarıyla birlikte ortak bir açıklama gelmişken, birkaç gün öncesinden bahsediyoruz. Bugün
kulüp başkanı Cem Kavalcı neden kulüp kapanıyor cümlesini kurdu. Belediye başkanı destekleyecek dedi. Evet, ki başkan zaten Haluk Bozdoğan gereken yapılacak demişti. Şimdi ne oldu da o birkaç günlük arada neler konuşuldu da bugün Cem Kavalcı çıktı ve canlı yayında ekranlarda kulüp kapanıyor dedi. Bu soruyu sormak isterdim. Keşke davet edilseydik. Diyelim. Bu haberle birlikte spor gelişmelerinde sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.